Değerli dava arkadaşlarım, yurdumuzun bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz. Atılacak her adımın bu gerçeğe uygun olması gerektiğini de biliyoruz. Ancak bütün bunları bilmek maalesef yeterli olmuyor. O gerçeğe uygun adımları atabilme aklını ve izanını göstermemiz gerekiyor. Maalesef depremi yaşadıktan sonra bir süre konuşup sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması vatandaşlarımızı daha büyük tehlikelerle baş başa bırakıyor. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip sizden, benden daha çok şikayetçi olan zihniyeti gördükçe Türk siyaseti adına utanıyorum. Milletimiz acıyı topyekün yaşarken partisinin ilk kongresini iptal etmeyip bir de sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi sadece geçmiş idareleri suçlayan siyasi rantçıları gördükçe utanıyorum. Yapılan ihbarlara rağmen parmağını kıpırdatmayan bakanlıkları gördükçe, 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe, koltuk meraklılarının yandaş müteahhitleriyle el ele verip vatandaşlarımızın hayatını hiçe saymalarına şahit oldukça isyan ediyorum. Bugüne kadar depreme hazırlık konusunda verilen tüm önergeleri reddeden hastalıklı kafaya, kentsel dönüşümü ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, imar barışı adı altında çürük binaları yasallaştıranlara, o binalarda kolon kesecek kadar gözünü para bürümüşlere isyan ediyorum. Yarından tezi yok, meclisimizde bu konular da yeniden adım atacağız.